Arkadaşlar bugün pirinç kabımı yapacağım. Ortalama 100 porsiyon, 3 kilo civarında soğan kullandım. Şimdi tereyağıyla soğanımızı attık. Bunları kavurduktan sonra, hafif kavurduktan sonra havucunu atacağız. Daha sonra kattığım malzemeleri tek tek göstereceğim. Pirinç kapama olduğu için soğanı fazla kavurmayacağız. Rengini kaybettirmeden biraz havucunu kavuracağız. Ondan sonra suyunu vereceğiz. Arkadaşlar havuçlarımızı, soğanlarımızı kavurduk. Şimdi suyunu ilave edip havuçların hafiften pişmesini bekleyeceğiz. Havuçlar hafiften pişecek ki daha sonra diğer malzemeleri katacağız. Tam pişirme yapmayacağız. Arkadaşlar havuçlarımız olmak üzere. Şimdi tüm tavuğun dörde bölünmüş hali. Yani 250 gram tavuk göğsü, tavuk budumuz var. Patatesin nişastasını attırmadıysan, yani suyun içerisinde uzun süreli kalmadıysa tavukla patatesin pişme süresi aynı. Ama suyun içerisinde uzun süreli kaldıysa, nişastasını attıysa patates çok geç pişer. Pişirirken önce o hesabı yapmanız gerekiyor. Şimdi kapağını kapatacağız. Pişme aşaması yaklaştığında diğer malzemelerini katacağız. Arkadaşlar patateslerimiz yarı pişmiş halde. Şimdi kabağını ilave edeceğiz. Tam pişme sağlanmadan, yani hafiften kırılmaya başladığı zaman tam pişme sağlanmadan kabağını ilave edip şöyle bir kere karıştıracağız. Kapağını kapatacağız. Kabaklar piştikten sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi pirinç kapamamıza yoğunluk kazandıracağız. Onun için önce bir unumuzu veriyoruz. Bu ortalama 100 porsiyon için olanı. 100 porsiyonda 700 gramını kullanacağız. Limon suyumuzu sıkacağız. Soğuk suyumuz. Şimdi 100 porsiyonda 10 tane yumurta sarısı. Ortalama 700 gram un. 5 tane tüm limon kullanacağız. Limon suyu. Ev hanımları da yarım limon suyu, bir tane yumurta sarısı, yarım kaşıkta un yeterli. Şimdi bunu iyice çırptırdıktan sonra kapamamıza ilave edeceğiz. Sosumuzu iyice açacağız. Hamur kalmayacak içinde. Tamam. Arkadaşlar kapamamızın malzemesinin katım sırasını size göstermiştim. Şimdi şu şekilde göstereyim. Patateslerimiz pişti. Tavuk göğsümüz. Bakın şu şekilde ortasından yarıldı. Bu piştiğinin göstergesidir. Aynı şekilde bagetlerimiz. Şimdi sosunu ilave edeceğiz. Yavaş yavaş karıştıra yedire yedire. Tabii kapamamızın olmazsa olmazlarından biri, bunun içerisinde marul var, dereotu var, maydanoz var. Bir taşımda bu şekilde kaynatıp altını kapatacağız.
domatesi, yeşil biberi, biber kapyası, dereotu, maydanozu, marulu. İnanılmaz derecede içerisinde bir aroma kokusu olacak. Sebzenin kendi suyu olacak, kendi kokusu olacak, lezzet olacak. 5 dakika sonra bunun altını kapatacağız. Arkadaşlar pirinç kapamamız oldu. Şimdi altını kapattık. Yemeği bir 10 dakika dinlendireceğiz. Abi ben size göstermek için şu şekilde yapacağım. Servise hazır. Pirinç kapamamız hazır. Servise gönderiyoruz. Afiyet olsun.